Selamünaleyküm değerli dostlar. Cansız. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İş var ya, sen bir şey yapıyorsun. Kapıyı sıkıştırdım. Yeni bir videomuza hoş geldin arkadaşlar. Ben de şuradan sağdım abi. Cansın ya. Tekrardan merhaba canlarım. Kahvaltı sıralarında sarıçanları çok seviyorum evet. Şeyde böyle. Bugün biz karı koca baş başayız canlar. Tost yapıyor bugün. Hasan canı tost istemiş. Annem bir bugün yok. Annem bir sus. Susul ayrıldı orada. Bahçede öyle ben bunu orada halam orada geç. Bir şeyler dövüyor babam. Şey çıkaracak. Burada yapacağız kahvaltı dediler. Vallahi bilmiyorum bir şeyler yapıyorlar. Bugün sarımsağı mı sürdü? Ama çapalıyordu babam. Ben de su tankeri doldurdum geldim. Sabah sabah. Yavaş olur mu şimdi çarpacaksın arabamızı şey. Ne bu? Koyamayayım. Yükseldi araba sürüyor. Arabayı koyuyor mu? Yükseldi bu sefer arabam var. Baba araba. Çıkmaz, havlu da dağında rüzgar burada. Şimşek araba mı yüksel oğlum? Evet. Şimşek araba mı diyor? Nasıl tutuyor bu hemen? Tost yapacağız arkadaşlar, bugün de canımız tost istedi. Bunu içeyim mi? İç babacığım. Açıyor bunu. Nedir bu başımda bu sevda nedir? Babam çekelim baba. Yandım ata. Ben gaz seni babam tekrar dön de derman sende. Sizlere gelsin dostlarım, kıtasını söyledim sadece. Şimdi bunlar bana hep niye böyle döküyor diyen olacak? Ben de onları yapmam ama ben de bunu kaşar peynir var onları söylüyorum. Arabadan gelecek o. Öyle mi? Thank you.
çaresiz bir defa garip göründü. Sanki yeni değil, gelir ezeldi. Bağrım kaldı boşa, vardı bize öldü. Sarma doktor, sarma yaralarım. Bağrım kaldı boşa, vardı bize öldü. Sarma doktor, sarma yaralarım. Çok durmadı arkadaşlar. Ondan dolayı yüzümüz yarım aldı. Ekmeklerimiz de dünkü ekmekler canlar israf olmasın diye. Bunlar buradan yapıldı. Tosta bir şey olmaz. Tosta belli olmuyor zaten. Dünden bayağı ekmeğimiz vardı. Yüksel sevdin mi arabanı? Evet. Hızlı mı bu araba? Evet. Neydi bu araba, neydi diye geçiyordu Yüksel? Ne arabaydı? Hı? Şimşek miydi? Evet. Evet, hemen de size. Kuzu böyle. Ömer de uyuyor. Sabahın altısında uyandı. Yanımıza koydu. Bayağı debelendi. Yusuf nasıl bulduk arabayı? Cenab-ı Hak. Cenab-ı kalkıyor arkadaşlar. Saat fark etmiyor, önemi yok. Bir burnu kanıyor, bir burnu kanıyor, siliyor, temizliyor, yatıyor. Elini yüzünü sildi, onu... Anne! Şey, anne! Niye öyle oluyor anlamadım. Anne! Anne! Burnun kanımız... Yani, yastığıma dermiş. Anne burnum... Yastığına da mı dermiş? Allah Allah! Kalkın! Yastığına değdirmedik ki senin. Direkt kalktın, hemen temizledik. Anne! Anne! Şöyle dedim ya! He. O zaman değil mi? Ben gece burun kanadını hiç görmedim uykunun içinde. Sıcaktan bucaktan kadar değil mi? Ama dışa çıkmıyor ki yine evdeydi yanında. Anladım valla. Şöyle bak kıvrandır lan şu arabayla. Hı? Şöyle bak kıvrandır arabayla. Ben bisiklete bineceğim. Bisiklete bineceğim. Hadi bakalım. Sevdiğim hanım. Nasıl yükülüyorum? Hadi sür bakalım. Bisikletimizden çok memnunum. Bugün herhalde sabah. Kim de anlamam? Gece nasıl konuştunuz? Sen de Nena. Evet. Nerede? Ben uyanık durdum lan arkadaşlar. Sabah kadar aynı uyanık gibi bilmiyorum ki. Bir sürü konuştu durdu. Ne diyordun ama bilmiyorum. Bak ben de unuttum. Allah ne oldu ya? Bu sen nasıl? Evet. Öyle konuşma. Ne konuşma? Biz önceden daha çok konuşuyorduk. Daha konuştum bir şey yapar. WhatsApp'tan ses kaydı yapar. Bir çocuğumuzu atar bile. Artık yapmıyor çünkü telefon bir tarafta oluyor, benim bir tarafta. Şöyle, biz bunu yükselen görüşürük büyük ihtimalle. Şurasına sucuk yapın. Ben yiyemiyorum. Sucuklu mu yiyor? He. Şu tarafı yükselebilirim, o tarafta benim. Tamam herhalde. Ne olmuş, iyice kurutmadan çıkar. Çayımızı da demledik. Tostlarımız da oluyor canlar. Abi. Bugün... Hadi söyle. İki kere söyledim, bakma böyle. Nasıl? Bugün dedin. Ben de bir şey deyince geri kaldım. Yok ben abi diyecek diyorum. Ha. Bugün doğum günü hazırlıkları yapacağız inşallah. Akşama. Evet dostlar. Anne! Siz durun ben alayım. Evet canlarım, tekrardan merhaba. Kahvaltı faslını biz geçtik. Saat 1'e kadar temizlik yaptım. Temizlik işi bitti, Allah hamdolsun. Şu anda da hazırlıklar yapıyorum ufak bebek.
Çocuk doğum günü olduğu için süslemeler yapmak istiyorum arkadaşlar. Süslü yapmak istiyorum. Mesela şu bardaklara şöyle çöp şişlerimizi koyduk. Bunları açacağız. Üstlerine takacağız. Çok güzel olacak. Aslında şu anda yapmak istiyorum. Ama yine de muhafaza edecek. Yine de size göstermek amaçlı. Açacağım. Bu akşam bence bayağı kalabalık olacak. Bana öyle geliyor. Çünkü ben herkesin yanımızda olmasını istedim. Herkesi de davet ettim. Tam da içinde de şöyle sanki çöp şiş için ayarlanmış gibi bir delik var. Evet canlarım şöyle olacak. Bunu böyle hepsini buna takacağız. Durun daha size bir tane de yapayım. Bu arada fırınımıza kek sürdüm. Bir tane kek yaptım. 3 tane de Hasan yaş pastası tarifi vermiş. Aslında biz kendimiz yapacaktık. Öyle de kararlaştırmıştık. Biliyorsunuz ki eşimin dünkü videosundan da görmüşsünüzdür. Malzemelerini falan hep almıştım ama gerek kalmadı. Çünkü Hasan 3 tane sipariş vermiş. Niye öyle yapmış bilmiyorum. Aslında biz dediğim gibi kendim yapacaktım. Olsun bakalım. Ben de diğer şeylerini yaparım artık. Poğaça yapacağız. Derman ablam biliyorsunuz poğaçayı çok güzel yapıyor. Ona söyledik. O da az sonra gelecek. Ağız süpürmeye gitmiş. İşi varmış biraz. O yüzden şöyle de kırıyorsunuz canlarım. Şöyle. Çok güzel oluyor. Bunu böyle dolduracağım. Vallahi elimde ne varsa ondan yapıyorum. Gördüğünüz gibi meşrubat bardağı. Tek bardağı yaparız. Normalde iki bardağı yaparım diye düşündüm ama böyle de boşluğu güzel olmuyor. Görüyorsunuz. İnşallah böyle de uzun uza diye yapıyorum. Videomdan sıkılmazsınız canlar. Vallahi ben sizde de hiç sıkılmıyorum. Siz de benden sıkılmayın. Gördüğünüz gibi. Vallahi türlü türlü yorum alıyorum canlarım. İnanın ki yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Kimisi diyor videolarını bekliyoruz dört gözle. Kimisinin annesi çok seviyormuş beni. Kimisi işte Cansu bugün yine yoruldu tüh diyormuş. Canlarım vallahi ben de sizleri çok seviyorum. Şöyle görüyorsunuz. Vallahi iş yapana iş çok gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Hepsi bir bardakta dursun. Gerek yok o zaman başka şeye. Şu tarafta görünüyor mu? Burada da hala malzemelerimiz var. Sigara böreği yapacağım. Düdüklümüzün içinde de bu arada tavuk haşlıyor. Pilav falan yapacağım yanına. Kuru fasulyemiz var ama belki erken gelir olursa acıkırlar diye öyle de bir düşünceye girdim. Tavuk koydum. Tavuğumuz pişecek. Şöyle. Vallahi. Ben böyle şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Yükselme yine böyle bir hazırlamıştım. Çok güzeldi. Geçen sene ama öyle bir hazırlığım olmamıştı. Şöyle bir daha alalım. Normalde ben bunu tavuk göğsü falan fırına sürmek için aldım. Çöp şiş yapmak için fırında. Ama bunu nasipmiş. Daha da çok zaten. Vallahi mutfak yanıyor arkadaşlar. Hava sıcak. Dışarı hem değişik yani. Hem üşütüyor gibi hem ısıtıyor gibi. Şöyle göstereceğim. Görüyorsunuz. Akıl akıldan üstünde sizlere de tavsiye ediyorum. Şöyle. Vallahi çok güzel oldu. Aklımı seveyim. Şöyle garnitür aldırdım eşime. Bununla da makarna salatası yapacağım. İnşallah kısır yapacağım. Makarna salatası yapacağım. İnşallah menümüz bayağı çok olacak. Şöyle çöplerini bir poşetin içine dolduruyorum. Sonra dışarı atıyorum. Mutfaktaki çöp dolduğumu sevmiyorum arkadaşlar. İkide bir dökülüyor. İyi olmuyor. Şöyle görüyorsunuz. Aşağıya koyalım. Yine şöyle bir hazır şeylerden gidelim şimdilik. Görüyorsunuz ufak brownie'lerimiz var. Bir de şöyle keklerimiz var. Bunları da şöyle açacağım. Mutfak çok sıcak, erimek üzere. Hemen yapıp bunu dolaba atmam gerekir bence. Bunlar için de şöyle yine çöp şişlerden aldım. Ama bunlar süslü şişlerden. Yükselim çok mutlu olsun istiyorum arkadaşlar. İnanın her şey evlatlarım için.
Her zaman da öyleydi, hep de öyle. Aba, devam ediyor. Kurtulma abla. Şöyle. Bunu da bir yıkayım. Bunu da. Tavuğumuz da pişiyor, bayağı koktu. Ne zaman sattı? Şöyle çırt çırtlı ağzı varmış, görüyorsunuz. İnşallah sürekli kullanım şeysidir. Görüyorsunuz canları. Vallahi aklımdan üstündür. Çok mutluyum canlar. Evladım için güzel bir şeyler yapabilmek, onun için hatıra kalacak şeyler yapabilmek benim için çok önemli. Evet. Vallahi bu işler benden sorulmuş. Bence şuna koysam daha güzel olur. Tabağımın içine koyacağım. Var geçtim o tabaktan. Şöyle şişe dakikalarını buraya alayım. Şöyle. Şöyle. Yükselimde dolanıyor ortalarda. Hediyeleriyle oynuyor. Uğraşıp duruyor o da. Vallahi çok güzelmiş bu şişler de, ben bu arada çok sevdim. Şey kırdan ya, şiş dediğime bakmayın siz de benim. Öyle diyorum işte ben. Evet canlar. Allah diyor. İnanın ki aynı kelimeleri tekrar söylediğimi hissedebiliyor. Bence heyecanlıdan olsa gerek. Çok güzel olacak. Ben öyle hissediyorum inşallah. Kısır yapacağım. Ondan sonra. Size de biraz menüden açıklayayım. Söylediğim gibi makarnamız olacak. Pastalarımız, içeceklerimiz, poğaçamız. Aslında ben yaprak sarması yapmayı çok istiyordum ama dün müsait değildik. Olmadı, yapamadık. Bugün hiç uğraşan olmadı. Ben temizlikle anca uğraştım. Annem bir de sarımsak sökmeye gittiler bahçeye. Hadi kızım. Vallahi ben böyle olmasını çok sevdim. Şöyle desene koyayım. Evet. Vallahi burada az daha dursak ben de bir şey diyeyim arkadaşlar. Yanmış burası. Hiç camdan hava gelmiyor. Şöyle. Şimdi çöplerimizi alalım. Poşetimizin içine koyalım. Şunlara da şişimiz takalım şöyle. Kırdanlarımızı. Evet. Şöyle. Ben bu işi yapıyorum arkadaşlar. Organizasyon işlerine mi girsem ne yapsam bilmiyorum ki. Görüyorsunuz canlar. Bu da böyle. Herkes istediğini şöyle alacak. Şöyle. Ben bunu erimeden dolaba atayım. İnşallah diğer işlerimi yaparken sizlere gösteririm canlarım. Sigara böreği yapacağım biraz sonra. Onun için de şu yufkadan aldım. Bizim kendi yufkamız var ama bayağı kalın geliyor börek için. Güzel olmuyor. Bir de etrafı düzgün olmuyor. Bir de misafir ağırlayacağım biliyorsunuz. Düzgün olması için böylelerden aldım. O zaman inşallah videonun devamında görüşürüz. Evet canlarım, ben bayağı hazırlığımı şöyle bitirmek üzereyim. İki tane kasemize böyle cipslerimizi koydum. Şurada da bunu kaşıkla bir size göstermek istiyorum. Fırınımızın içinde de poğaça hamurumuz var. Şöyle görüyorsunuz. Güneşten görünmüyor. Yazımızda. Cansu'nun mutfağı yazıyor. Burada da üzüm hoşafımız var. Şöyle. Bunu yarın biz ineğimizin tersiyle testlik yapacağız. Hani şu çöreğe yaktığımız yuvarlak terslerimizi biliyorsunuz. Gıcık geldi boğazıma da. Onu yapacağız. O yüzden bunu yarın için hazırlıyorum. Şu anda Derman ablamgile ayıtladılar. Dışarıda temizlediler. Ben de şimdi bunu şeker attım biraz. Hoşaf yapıyorum. Kaynatıyorum. Öyle diyeyim sizlere. Şurada pilavımdan var hala. Şurada şöyle. Yaprak sarmamı görüyorsunuz.
Bir tanesi açılmış sanırım. Şöyle. Evet. Bu dip friz ganimetlerinden. Dip frizden çıktı. Şu 3 tane tabağımıza yaş pastalarımızı koyacağım. Şuna sigara böreklerimizi koyacağım. Şöyle sigara böreklerim de hazır. Sardım. Bunu buraya böyle kurumasın diye ağzını da örttüm bir poşetle. Makarna salatamız için makarnamız hazır. Görüyorsunuz böyle bir kavanozuma boşaltmıştım. Ondan sonra şöyle kısır yapmak için ince düğüyü ıslattım böyle. Biz bununla yapıyoruz. Bir önceki kısır yaptığımda bayağı oluyor ama bayağı bir yorum gelmişti. Hani her yörenin farklı bir kısır yapma şekli olur. Biz böyle yapıyoruz. Yani ben böyle yapıyorum diyeyim. Başkasını da bilmem. Ben böyle yapıyorum canlar. Şöyle. Buna salçayla soğan kavuracağım. Kuru soğan. Sonra yeşil soğan, marul. O şeylerden ekleyeceğim içine inşallah. Yeşilliklerimizden. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Çekirdek kaselerimiz. Şu düdüklümün içinde de etimiz pişti. Gördüğünüz gibi. O da bekliyor hazırda. Bura çok kalabalık şu an masamın üzeri. Çaydanlıklarını falan indirdim. İkisini de lazım olacak çünkü bana. Öyle işte canlarım. Bu arada kekim pişti. Çok da güzel oldu. Bir de onu göstereceğim size. Bu da kalıbında duruyor hala. Dökmedim. Niye derseniz. Şöyle. Bismillah. Vallahi kek kalıbı çok ağır. Şöyle. Yapıyorum bu işi biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bayağı kabardı kekimizde. Bunu da artık biraz daha son zamana doğru çıkartmayı düşünüyorum içinden. Şimdi neyimiz kaldı? Kısırımız kaldı ve makarnamız yapılacak ama daha var. Saatimize saat 8-9 gibi anca yaparız sanırım. O yüzden bekliyoruz. Hasangil'de toprak getirmeye gittiler. Öyle işte canlar. O zaman tüm hazırlıklarım bittiğini de göstereyim bir de. Bir de şöyle gideyim. Burayı da böyle yaptım bugün. Masamızı açtık. He bayağıdır uyanık ya. He. Şey yapayım da onu da yatırım ben. O zaman görüşürüz canlar. Şöyle gördüğünüz gibi makinem boşaltıyorum içindekileri. Akşam tekrar buna dizerim diye. Sonra şu bardaklarımız falan dizeceğim. Orada var bulaşıklarım. Mutfak çok sıcak. Öyle işte. Evet canlar tekrardan merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben ilk defa çıkıyorum şimdi. Ben kaçıncı açılış yapıyorum bilmiyorum. Her açtığımda bir merhaba diyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir canlar. Biz kısır yapıyoruz. Evet canlar. Dermişim imdadıma yetişti. Ablam kısırımızı yapıyor arkadaşlar. Ama elimde yoğuruyorum. Ellerimizi yıkadık. Yani. Nasıl diyeyim ama. Temiz arkadaşlar. El yıkanmadan zaten iş görünmez. Bir de biz öyle şey aramazdık yani. Ne olacak ki sanki? Hem canım her yerde çiğ köfteyle ellerinden yani çiğ köfteyi dışarıda elinle yoruluyor. Nasıl yorulduğunu hiç görmeden yiyorlar. Poğaçalarımızı göster Cansu. Şöyle poğaçalarımız görüyorsunuz canlar. Şöyle bir tepsimiz burada. Bir tepsimiz de fırınımızda pişecek. Az kalmış. Çatlamış. Çok güzel kokuyor. Herhalde. Kıyır poğaça gibi oldu. Şey oldu ya abla. Önce unuyla başladın ya. Evet, bu o yüzden evet, oldu bu, sana. Aynen. Değişik oldu. Aynen ablacığım. Şöyle makarnamız da burada pişiyor. Şöyle garnitürümüz var. Biraz içine mayonez ekledim. Az sonra da yoğurt ekleyeceğim. Bunun içine tuzunu, baharatını attın mı Cansu? Her şeyimiz var falan. Bebişim. Başka tamam. Da ne katarız? Bir de maydanoz katarız. Şöyle masamız da hazır oluyor. Videonun devamını Derman ablamdan ve eşimin Hasan Otun kanalından izleyebilirsiniz. Şöyle. Bizim hazırlıklar devam ediyor inşallah. Artık az da onlar çekim yapsınlar. Sigara böreklerimiz şöyle biraz kızarmış o taraftakiler fazladan. Şöyle pastalarımız. Güzel mi? He pek güzel kısır yaparım. Şöyle kekim. Şöyle. Çöp şişlerimiz de bu arada. Böyle yapacak arkadaşlar varsa doğum gününü kutlaması yapmadan yarım saat önce yapsın lütfen. Gördüğünüz gibi mahvolduk. Duman olduk. Şöyle tabaklarımız,
içeceklerimiz, suyumuz, buraya kısırımız, yaprak sarmamız, poğaçalarımız ve makarnamız gelecek. Ondan sonra bizlere afiyet olsun. Eşimin kanalından görebilirsiniz. Derman ablamda da öyle bir videomuz var. Oradan da görebilirsiniz. O zaman hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın.